Efendim merhaba. Evet, bugün özel bir merhaba. 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Günü bizler için. Tam bundan 41 yıl önce, daha doğrusu 41 yıl önce ama 15 Temmuz'da faşist Yunan darbesiyle birlikte Kıbrıs'taki düzenin bozulması, herkesin canıyla oynanması sonrasında 1960 Anayasası'nın getirdiği garantörlük hakkını kullanan Türkiye Cumhuriyeti 20 Temmuz'da adaya çıktı ve hem Rumları hem de Türkleri Junta'nın elinden kurtardı. Bir herkesin hayatını bir şekilde garanti altına alan o günü bugün kutluyoruz. O dönemde ölenleri de rahmetle tabii ki anıyoruz, şehit olanları. Ve bugünü tam 41 yıl sonra da yaşamaya devam ediyoruz. Törenlerle, devletin en üst düzey makamında da kutlamalarla bugünü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı da burada bu mutluluğu paylaşıyor bizlerle birlikte. Evet, tabii gün özel olunca o günleri yaşayan, o günlerde yine gazetecilik görevini ifade eden Akay Cemal Büyüğüm bizlerle birlikte hem o dönemi sonrasında gelinen siyasi konjektürü biraz konuşmaya çalışacağız. Biraz anılarla, biraz politikayla bugünkü programı şekillendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz Akay Bey. İyi yayınlar diliyorum. Evet, böylesi özel günlerde tabii o günleri yaşamak çok daha önemli. Bizler evet. Görmedik, yaşamadık, okuyoruz, dinliyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Yeni nesillere de böylelikle aktarma görevimiz var. Önce o dönemi bir anımsayalım. Siz yine çok yakından yaşadığınız her şeyi, olayların hep içindeydiniz. Evet, 15 evet. Temmuz'dan belki de başlayarak konuşmamız lazım. 20 Temmuz'un doğuşunu. Doğrudur. Çünkü 15 Temmuz olmayaydı, 20 Temmuz da olmazdı. O bakımdan 20 Temmuz ve 15 Temmuz tabii ki Kıbrıs'ın kaderini değiştiren iki tarihtir. Şimdi Makarios'a karşı darbe yapılacağı, artık hani trafikte kaza geliyorum der ya, yani darbe olacağım der gibi günler yaşıyorduk. Polis karakolları ikide bir bombalanıyordu. EOKB gerçekten adada tam bir tehdit, baskı unsuru olmayı başarmıştı o günlerde. Ve ha bugün ha yarın diye Makarios'ta bizzat bir basın toplantısında bunu itiraf etmişti. Yani kendisine karşı bir darbe hazırlığı içinde olduğu haberlerini aldığını ve buna karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etmişti. Ama kim alacaktı? Bir defa Yunanistan'da faşist junta yönetiminin iş başına gelmesinden sonra o junta'nın buradaki uzantıları EOKP, Grivasçılar, Samsonçular, Rum Milli Muhafız Ordusu zaten Yunanlı komutanların idaresinde ve de Yunan alayı artık bu işin içine iyice girmişlerdi ve Makarios'a bir ultimatum verilmişti zaten. Sen Enosis'i gerçekleştiremedin, yolu uzattın, biz bu işi silahla da hallederiz diye bir ultimatum da bu. Halbuki, Makarios'un taktiği başkaydı tabii. Makarios halbuki uzun sürede belki de başarılı olurdu. Çünkü ekonomik yönden Türkleri yani dize getirmeyi amaçlayan bir plan uygulamaktaydı. Efendim birçok Türk o günlerde başta Avustralya olmak üzere Kanada vesaire göç yollarına düşmüştü. Teşvik ediyordu bunu. Tabii Makarios. Yani imzalatıyordu da hatta gidenlere ve diyordu ki geri dönmemek kaydıyla. Bir takım herhalde şeyler de sunuluyor. Tabii yani orada iş imkanları yani gençler yani işsizdi. Onlara
hatta oradaki makamlar tarafından iş bulunuyordu fabrikalarda ve bilet paraları kesiliyordu maaşlarından. 5 dakika içinde Türklere pasaport çıkarılıyordu. Düşünün siz. Yani sırf adadan ayrılsın diye. Zaten böyle bir mantık diyordu Makarios. Tabii yani o günlerde tam bir kıskaç altındaydı Kıbrıs Türk halkı. İşte barikatlar vardı ve bir yerden bir yere gitmek kolay değildi. Hatta havaalanına gelen gençler de şu veya bu bahanelerle ya geri gönderiliyor ya istenmeyen şahıs ilan ediliyor vesaire bir bahane yaratılıyordu. Bu bakımdan yani artık böyle kokusu çıkmıştı şeyin, junta'nın el atmasının. Onlar bir an önce bu işi kotarmak silahla istiyor. Yani gelelim, alalım. Aynen Girit'te olduğu gibi bu işi silahla temizlemek Kıbrıs Türk halkını ve bu adada Yunan bayrağından başka bir bayrak dalgalanmasını istemiyor. O dönem tahmin edilmezdi hiç şey. Türkiye'nin müdahale edebilir, yani sonuçta Yunanistan'la işte, Türkiye'nin gücü herhalde. Pek tabii, pek tabii ama şu var. Yani Türkiye'nin eline o güne kadar çok fırsatlar geçmişti. Yani 21 Aralık mesela. Hı hı. Efendim 8 Ağustos 1964 Erenköy. Hı hı. Yani kısıtlı operasyonlar yapmakla yetinmişti Türkiye. Ondan sonra 1967 15 Kasım Geçitkale Boğaziçi çarpışmaları. Orada da bir katliam vardı. Grivas tüm tanklarını yığmıştı oraya ve Yunan birlikleriyle birlikte Rum Milli Muhafız Ordusu müthiş bir katliama girişecekti. İşte o zaman Allah rahmet eylesin Başbakan Süleyman Demirel yumruğunu masaya vurmuş, ağırlığını koymuş. Ya Yunan birlikleri Grivas ile bu adayı terk eder ya da bunun neyse gerisini öder şeklinde bir ultimatomdu bu. Ve Grivas ile birlikte Yunan birlikleri de bu sert tavır karşısında adayı terk etmişlerdi. Ama yani bunlar hep böyle kısıtlı, tahditli operasyonlardı. Gerek Erenköy'de yapılan, gerekse işte Geçitkale Boğaziçi çarpışmalarında falan tümden adaya müdahale diye bir şey söz konusu değildi. Bu yine Rumların Enosis'i gerçekleştirmek isteyenlerin zihninde, yani biz yapacağımızı yapacağız, Türkiye'ye gelse de burada tek Türk bulamayacak gibisinden bir izlenim yaratılmıştı kendilerinde. O bakımdan yani pek ciddiye almıyorlardı. Yani ciddiye alınmamasının nedeni de zaten mücahitlerle Rum askerlerinin karşı karşıya bulunduğu yakın mevzilerde biliyorsunuz, duyuyorsunuz. İşte Türk halkının moralini ve mücahitlerin moralini bozmak için bekledim de gelmedi şarkılarını koyuyorlardı falan. Bu kez de böyle bir kendileri işe giriştiğinde Türkiye'nin gelmeyeceğini sanıyorlardı. Yani bu hesap vardı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Hani derler ya, Bağdat'tan geri döndü. İşte oydu. O bakımdan tehlike artık bardağın son damlasına gelmişti ve Kıbrıs Türk halkı gerçekten uçurumun kenarındaydı. Ya var olacak ya yok olacaktı. Eğer Türkiye'ye gelmeseydi. Ben işte özellikle darbe olduktan sonra rahmetli hanıma dedim, pasportları hazırla, bu memleketten kaçıyoruz. Çünkü başka kurtuluş yok. Bunların tek şeyi ikinci bir Girit faciasını burada yaratmak. Temizleyecekleri tamamen. Tamamen. Bir gecede yani kabul edenleri bırakacaklardı. O yani Yunan bayrağı altında yaşamaya mahkum edecekler. Diğerlerini de
dediğim gibi bir gecede özellikle Nikos Samson'un bir haftalık Cumhurbaşkanı olarak Makarios'un yerine geçmesiyle, o Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte Kıbrıs Rum Radyo ve Televizyon'da yaptığı konuşmada, başlarken konuşmasına daha doğrusu, burası Kıbrıs Elen Cumhuriyeti demesi her şeye işaretti ve o mesajı algılayan algılardı. O bakımdan hakikaten Türkiye'nin bunu çok iyi değerlendirmesi ve müdahale kararını alması Kıbrıs Türk'ünün bugün buraya gelmesinde, bu aşamalardan geçip de bu zorlukların ortadan kalkmasında ve güvenliğimizin sağlanmasında en önemli faktör olarak bunu kabul etmek lazım. Türkiye Şii herhalde nasıl anladıldı bu konu? Çünkü işte hep dediğiniz örneğin ultimatumlarla vesaire kısıtlı çeşitli şeylerle geçiştirildi daha önceki dönemde. Bu kez çıktı ve geldi. Evet. Yani o farkı kimler nasıl anlatmayı becerebildi? Tabii. Yoksa Türkiye daha önce imkanları kısıtlıydı, daha iyi bir noktadaydı. Her ikisine de bakmak lazım. Bir defa çıkarma gemisi dahi yoktu diyorlar. Doğrudur. O günlerde Türkiye, yani 21 Aralık 63'ten 20 Temmuz 74'e kadar geçen süreçte pek bu tür olanaklara sahip değildi. 70'te falan başladı artık kendi imkanlarıyla bir takım kazanımlar elde etmeye, çıkarma gemileri vesaire yapmaya. Ama bunun yanında Türkiye bir ada çıkarmasının gerçekten zor olduğunun da bilincindeydi askeri kaynaklar. İşte Amerika Birleşik Devletleri 2'de bir 6. filoyu Akdeniz'e gönderir. Aman Türkiye müdahale etmesin, sorun barışçı yollarla çözülsün diye birkaç kez deneme yapılmıştı. Johnson'un ünlü mektubu malum biliyorsunuz o günlerde. Yani bunlar Türkiye'ye karşı fren görevi. Bazı kaynaklarda Amerika Kissinger ve Amerika onay verdiği harekete öyle öyle deniyor ama merhum Bülent Ecevit'in o konudaki anılarına ve gerçekten o günleri yakından takip edenlere baktığınızda büyük bir gizlilik içinde harekat planları yapılmıştı ve hatta Ecevit, yani o günlerde bakanlar, Türkiye Bakanlar Kurulu, efendim Milli Güvenlik Kurulu devamlı surette toplantılar halindeydi. Ve Ecevit sırf sabah 3.30'da gidip de barış harekatına ilişkin kararı genelkurmayda imzalamıştı. O açıdan daha sonra işte Amerikalılar kendisine dayandığında yetkililer, Amerika'dan acele yetkili gönderilmiş vesaire. Aman hiç olmazsa böyle bir iki NATO üyesi ülke arasında herhangi bir çatışma, savaş olaması bakımından ne yapılabileceği görüşülürken Ecevit'in cevabı şu anda Türk askeri adada bulunmaktadır deyince hepsi de hayretler içinde kalmışlardı. Onun için yani yeşil ışık yaktı vesaire şu bu. Yani istedikten sonra elindeki imkanlara da güvenerek buradaki tehlikenin de gerçekten durumuna bakarak onu o kararı vermek çok büyük bir cesaret işidir, yürek işidir. Türkiye'de o günlerde yine Allah rahmet eylesin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'la birlikte Ecevit kafa kafaya vererek genelkurmayla da başka hiçbir çözümü yoktur bu işin. Biz barış için gidiyoruz demesi bundandır. Hakikaten yani uçurumun eşiğinden dönmüştür Kıbrıs Türk halkı. Biraz daha geç kalınmış olsaydı burada değil Türklerin canı, mezarları dahi
bulunamazdı. O bakımdan yerinde verilmiş tarihi bir karardır. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Ve bu Türkiye'nin de bölgedeki prestijini artırmıştır. Kıbrıs Türk halkına güvence sağlamıştır. Horlanmadan, efendim aşağılanmadan, Rumların ikide bir işte barikatlarda eziyetinden, işkencesinden kurtarmış ve kendi bölgemizde, kendi egemenliğimiz altında bir şekil yaratmıştır ki bunu bugün Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a varıncaya kadar çıkıp istediğiniz saatte gidebilirsiniz. Eskiden 1974 öncesi bunlar kesinlikle yoktu ve hayatınız tehlikedeydi. Tabii bu önemli ama 20 Temmuz zaten bir gecede, yani biraz şeyini de konuşalım, o süreci. Yani geldi evet Türk askeri, çatışmalar devam etti. Yani çok da kolay olmadı. Şey geldi de bir günde 21 Temmuz'da her şey süt liman değildi yani. Her şey yani hani kaymak değildi dediğiniz gibi. Ben 20 işte dar bir koridora sıkışmıştı Türk askeri ve çok büyük tehlike arz ederdi bu. Yani bir hava bombardımanı sırasında binlerce kişi orada şehit olabilirdi. O bakımdan hakikaten şiddetli çatışmalara sahne oldu. Lap'ta, Girne bölgeleri. Ben gazeteci olarak o günlerde gittiğimde hatırlarım. Rahmetli Mehmet Ali Akpınar bir ara bir Yunan askerinin belinden düşen tabancayı almak istedi. Ölmüştü zaten şey. Durdu. Arabayla gitti. Hatıra olarak aldı. Ve tekrar arabaya binmişti. Daha ölüler sokakların içindeydi. Her taraf böyle bir yani ne olacak sorusu vardı. Tabii bir bilinmezlik de vardı. Tabii çatışmalar yer yer sürüyordu. Bu bakımdan işte Cenevre görüşmeleri ve Dışişleri Bakanı rahmetli Turan Güneş'in telefonda Ecevit'e verdiği mesaj, parola Ayşe tatile çıkabilir diye. O zaman ikinci harekette orada bir anlaşmaya varamamışlar ve ikinci harekatın gerekliliği ortaya çıkmıştı. Tabii işte kolay olmuş değildir. Yani Türk askeri geldi ama burası piknik alanı değildi. Muhakkak surette karşılarında da ciddi Yunan kuvvetlerinin komutasında binlerce asker vardı. Bu bakımdan zaman zaman direnişlerle karşılaşıldı. Ama ondan sonra Türk askeri bildiği şekilde hakikaten güçlü, ileriyi gören komutanlar vardı. Mesela Mavusa'ya geleceğimizde biz rahmetli Osman Fazıl Polat Paşa idi en önde ve ondan sonra Mavusa'dan dönüşte Pile'ye uğramıştık. Pile'de böyle mücahitlerle, halkla otururken ben de o sohbette bulundum. Ve o günlerde birkaç işte Pileli Türk geldi ve dedi ki Rumlar bizden rica etti. Acaba tekrar köylerine dönebilirler mi? Hiç unutmam. Komutanın bir sözü olmuştu orada. Eğer akıllı dururlarsa buyursunlar dönsünler. Ha densizlik yapmasınlar demişti. Ve onun üzerine Pile'ye Rumlar geri dönmek durumunda kalmıştı. Ne kadar sürdü şey? Yani bu birinci, ikinci harekat ve toplam artık yani Kıbrıs Türk'ünün huzur içinde kendini hissettiği bir ortam makavuşma. Tabii ikinci barış harekatından sonra çünkü yani özellikle ikinci barış harekatı daha da yaygınlaşırken
gider ayak Yunan birliklerinin ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun katliamları oldu. Yani kaçarken en azından bunları yapalım mı dediler. Ve mesela atlar, Murat Ağa, sandallar o şekilde gerçekleşti. Taşkent katliamı yine güneyde aynı şekilde. Yani bunları anlatmak için uzun zaman gerekir ama ben ve birkaç arkadaş Mausa dönüşü, işte Mausa'da bir hava üssü, deniz üssü vardı. Harnuk fabrikasının yanında bu boğazda, Mausa boğazında orada Yunanların kullandığı bir küçük bir deniz üssü vardı ve o büyük tehlike yaratırdı. Bir hava pilotu, işte Saray Otel'den beraber çıktık. Birkaç gazeteci arkadaş Türkiye'den gelmişlerdi falan. Bizden de vardı. Galiba Osman Rekor iyi saatli olsun falan. Ve havadan bombaladıklarını bir de gözüyle görmek istedi. Dönüşün. Atlar, Murat Ağa, sandallar katliamını ortaya çıkarmıştık. Hı. Yani bu köylerde insan mı yok, ne oldular, ne kaldılar falan kabirinden. Tabii o zaman böyle bir enformasyon akışı falan da yok. Yoktu. Şans ama, eseri duyuldu yani ilk. Tabii tesadüf eseri. Tesadüf eseri yani bu katliamların yapıldığı köylerde insanlar nereye gitti sorusu na cevap ararken. O bakımdan işte dediğim gibi harekat, ikinci harekat başlarken Yunan ve Rum birlikleri geri dönüş yollarında bu tür katliamları da gerçekleştirmeden geri kalmadılar. Bu bakımdan tabii ki halbuki bir savaşta sivillerin, çoluk çocuğun vahşice öldürülmesi kesinlikle onaylanamaz. Yani ne isterse olsun, yani esirlere bile herhangi bir işkence yapılmaz, yapılmamalıdır. Kaldı ki sivil halk bazı yerlerde maalesef böyle katliamlara maruz kaldılar. Toplu mezarlarda ki bugün yatıyorlar. Hala daha devam ediyor bunlarla ilgili. Tabii. Hem Türk hem Rum tabii araştırmalar devam ediyor. O da ayrı bir yara tabii. Muhakkak. Hala daha çünkü kaybını bekleyen var, aradan inanmayan var. 50 yıl geçti vesaire. Dediğiniz gibi hala daha kuyulardan çıkarılan kemikler analiz ediliyor. Yakın akrabaları işte çağrılıyor vesaire. Şimdi 15 Temmuz, 20 Temmuz'a bağlayan o 5 gün yani Kıbrıs Türk'ü gerçekten artık son umutları oynuyordu. Bu defa da gelmezlerse gelecek mi, gelmeyecek mi? Cumhurbaşkanı muavini o zaman Doktor Küçük halkın sesinde yani dedi ki güneye geçer misiniz? Reşat Akar da vardı. Ben İsmet Arap vardı, baskıcımız ve Yücel Hatay. Benim arabayla böyle geçtik. Biraz delilikti galiba. Tam bir delilikti ama Doktor Küçük'ün de bu ricası bir yerde emir telakki edilirdi. O bakımdan fotoğraf almaya gittiğiniz maceradır mı yoksa? Evet, Mahi gazetesine falan ama yani bu gözlemlerimizi sırf anlatalım diye geldik. Hemen kahve söyleyin dedi Doktor Küçük. Söyledik kahveleri falan. Şimdi anlattık kendisine. Hiç unutmam dedi ki bu defa da gelmezse işimiz borudur dedi. Yani enosis gerçekleşir gibi böyle söylendi. Haksız da değildi falan. Ama artık 19'unda gece yarısına doğru öğrenmiştik. Sabahın erken saatlerinde müdahale gerçekleşecek diye. Büyük bir gizlilik içinde tabii ki. O bakımdan herkes tedbirini ona göre almıştı.
Benim rahmetli hanım da 19'un daha önce götürdüm şeye, kliniğe, Zekai Ereş'in kliniğine, Köşkü Çiftlik'te. Sabahın 3.30'unda doğum gerçekleşti ve adını Müjde koyduk. Kızın. Yani bir hafta böyle isimsiz kaldı. Sarı Ötel'e gelen Türkiye'den meslektaşlar çetti, tartıştı. Barış da olmasın dedi, savaş da olmasın dedi falan. İsmini olsun, Müjde olsun. Ve o zaman dedik tamam. Evet. Yani böyle bir de anımız var. Evet, ne güzel işte. O günleri yaşayıp şimdi bugünlere baktığımızda biraz da güncele gelelim. Çünkü evet, işte şöyle bir tabir var. Kanla aldık, masada vermeyelim de denir. İşte 74'ten bugüne bu başarıyı politik olarak taşlandıramamaktan dert yanar toplumun bir bölümü. Bazı sorgulamalar ortaya çıkar. O dönem gerçekten canını ortaya atmış, mücahitlik yapmış, en önde gitmiş birçok kendini milliyetçi adleden insanlar, bugün biz bunun için mi, bugün ortaya çıkan durum için mi çarpıştık, canımızı ortaya koyduk, evlatlarımız işte göç ediyor. Doğrudur. O günden bugüne baktığımız zaman nerede biz bir hata yaptık mı, öncelikle onu söyleyeyim, ve nerede yaptıysak? Çok hatalar yaptık. Bir defa haksızlıklar yarattık. Toplumda bir takım zümreler oluştu. Ve tabii ki gerçek hak sahibi acaba hakkını alabildi mi sorusuna cevap vermek lazım. Bu işte Limassol'dan, Baf'tan, Larnaka'dan, diğer köylerden gelenler, erken gelenin daha avantajlı bir konuma gelmiş olması, geç gelenin, hani bir laf var derler ki sona kalan dona kalır falan çubu. O bakımdan yani bu konularda, yani 74 sonrasında değiş tokuş akabinde, nüfus mübadelesi sonrasında yerleşenlerin için büyük haksızlıklar oldu da diyebiliriz. Geçen süreçte siyasiler maalesef avantajlı konumumuzu kullanamadılar ve toplumda bir yozlaşma dönemi başladı. Farkındaysanız bencillik, maddiyatçılık, efendim çekemezlik vesaire tavan yapmaya başladı. Yani eskiden olan dayanışma ruhu kayboldu. Bu da pek tabii ki işte gerçekten hak edenin hakkını alamaması ve siyasilerin de bu avantajlı konumda olan durumumuzu değerlendirememesi sonucu. Yani bir yerde iş zora geldi mi, ne yapalım, Ankara öyle istedi veya öyle istiyor. Hayır, Ankara'ya gerçekten derdini anlattın mı mutlak surette çare üretilir. Ve yani biz hala daha bir elektrik fabrikasının bacasına, santralının bacasına bir filtre koyamadık. Filtre koymak için didinip duruyoruz burada. Yani artık bu hükümetin, düşün, nelerle, hükümetlerin daha doğrusu gelmiş geçmiş nelerle uğraştığını ve başaramadıklarını bizzat görüyoruz. En basit sorunlara bile çaresiz kalmış, çare üretemeyen yetkilileri pek tabii ki toplum elinde sonunda yargılar ve günü geldiğinde de neyse cezası ona verir. Nitekim bunu son seçimlerde hep gördük.
Bu bakımdan yani Kıbrıs Türk'ü avantajlı bir konumda iken bu kadar böyle içte sorunların çoğalması vesaire kabul edilebilir değildir. Halbuki ana vatan Türkiye olarak bunların iyice izah edilmesi durumunda pek tabii ki sorunlar çözüme kavuşabilir. Oradan devam edelim. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığında, hemen oraya bir uzanalım. Evet, şu anda Cumhurbaşkanlığında resmi törenle karşılanıyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Mustafa Akıncı ile birlikte askerler önünde törende az sonra görüşmeye geçilecek ve sonrasında da bir basın açıklaması söz konusu olacak. Onu da yine aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda resmi tören devam ediyor. Erdoğan tören birliklerini selamlayacak. Silihtar Burcu yine tarihi bir günü daha yaşıyor. İki Cumhurbaşkanı'nın birlikte görüşmesi öncesinde askeri birlikleri selamladığı bir an. Evet, Mustafa Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı sonrasında ilk kez gerçekleşen bir ziyaret bu. Sayın Akıncı'nın daveti üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz kutlamalarına katılma amacıyla adamızda ve şu anda da Meclis Başkanı, Başbakan, Askeri Erkan, ana muhalefet lideri ile birlikte selamlama gerçekleşiyor. Ve az sonra da iki Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmesi gerçekleşecek. Görüşme sonrasında ortak basın açıklaması bekliyoruz. Ve burada da tabii ki önemli bir takım mesajlar verilecek. Evet. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören birliklerini denetlemesi, selamlaması ve görüşmeye geçiliyor. Biz de 20 Temmuz ve sonrasındaki durumu konuşmaya başlamıştık Sayın Akay Cemal'la. Sayın Akay Cemal, Türkiye haklı bir şekilde yaptı müdahalesini. Ama dünyada bugün üzerinden 40 yıl geçen bu haklı müdahalenin üzerinde nedense bir sorgulama var. Burada tırnak içinde söyleyelim, işgal diye tabir edilen bir durum söz konusu. Burada da mı bir, yani Kıbrıs Türk'ünün dışında da Türk resmi politikası üzerinden de mi bir sıkıntı var? Biz mi başaramadık anlatmaya derdimizi, yani Türk ulusu olarak, yoksa çok karşıdaki durum çok daha mı güçlü? Lobi olsun, şu olsun, bu olsun. Yani bugün bu konu sorgulanıyorsa bir sebebi olması gerekiyor. Muhakkak surette tabii ki öncelikle Rum-Yunan lobisinin çok güçlü olması, başta Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada, İngiltere, Fransa vesaire de
Yani devamlı surette farkındaysanız müzakere süreci başladıktan bu yana da gerek Avrupa Birliği'nde gerekse dünya kamuoyunda hatta müzakere süreci başlamadan önce Anastasiadis Cumhurbaşkanı seçildikten sonra işte bir Maraş vesaire Türk askeri efendim garantörlük vesaire devamlı surette gündeme getiriliyor. Yani bunlar gerçekten dış dünya üzerinde bir algı yaratma çabasındadırlar ve başarmaktadırlar da. Yani müzakere süreci devam ederken biz devamlı surette bunları irdeleyelim. Garantörlüğü, Türk askerini, Türkiye'den gelenleri vesaire. O bakımdan yani ne koparabilirsek, ne kazanabilirsek. Bunun yanında bir şey daha var. O da bugüne kadar Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında sürdürülen müzakerelere mümkün mertebe Avrupa Birliği'ni de katmak için bir çırpınış söz konusudur. İşte John Kerry'nin gelmesi, daha önce bir takım yetkililerin buraya gelmesi, Avrupa Birliği'nden devamlı surette söz edilmesi ve ama burada gözden kaçırılmak istenen bir şey var. Sanırım Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bu konuyu bir süre önce dile getirmişti. Yani bir çözüm olsa dahi bir anlaşma mutlak surette Avrupa Birliği'nin birincil hukuku olması gerekir. Sanırım bu konuda Rum tarafı biraz kıvırıyor. Ama yani bunu güvenceye alabilmek için en azından bundan sonra bu barış ortamını çatışma ortamına dönüştürmemek için bir takım sağlam garantilerin, sağlam teminatların alınması lazım. Başka çaresi yoktur. Çünkü yani biz nedense Türk halkı daha safık. Yani Rumlar bizim gibi değildir. Yani ilkokullarda düşünün o kin, nefret uyandıran bir takım olaylar onların kitaplarından silinmiş değildir. Peki bir barış anlaşmasında yine aynı şekilde büyüyen o çocuklar ileride herhangi bir tehlike teşkil etmeyecek mi? O mentaliteyi ortadan kaldırabilmek için neler yapılması gerekir? Yani bunlar yaşanmış olaylardır. Bu bakımdan yani Avrupa Birliği'nin işte bir takım avantajlar sağlayacağını topluma pembe tablolar halinde sunmak en azından toplumla alay etmek ve aldatmak anlamındadır ki bunu Annan Planı döneminde de yaşadık. Bu tür oyunlara gelinmesi durumunda gelecek yine tehlike altına atılmış olur ki hiç de kolay değildir. O zaman müdahale edecek bir ülke de bulamayız yanımızda. Bu konuda galiba yani bir irade var Kuzey Kıbrıs'ta da. Yani sorduğumuz zaman insanlara evet. işte yapılan anketlerde de ortaya çıkar. Yani garantörlük konusunda net bir tutumu var aslında. Var tabii. Genel yani, çoğunluğun diye. Evet. Genelde yani Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin şart olduğu genelde benimsenmektedir, kabul edilmektedir. Annan Planı'nda da bu vardı. Askerin vardı. Çekilmesi belli bir takvim içerisinde. Tabii yani ama şimdi burada bir de şu var. Yani Avrupa Birliği'nin güvencesinin yetersiz olmadığı zaten Bosna Hersek'te görülmüştür. Avrupa'nın göbeğinde bir gecede 8 bin küsur insan kıyımdan geçirilmişti. Peki ne oldu? Avrupa Birliği hiçbir şey yapamadı. O bakımdan yani Avrupa Birliği'nin kendi içinde sorunları vardır. Bu bakımdan Türkiye'nin garantisi koşuldur. Rum ister kabul eder, ister etmez.
Yunanistan daha doğrusu. Ama burada İngiltere'yi de dahil etmek istiyorlar. İngiltere bir defa kendi üstleri her şeyin üzerindedir. Türk toplumunun da Rum toplumunun da İngiltere açısından. Ha şimdi Akel üstlere karşı mücadeleyi Türklerle birlikte yürütelim çağrısında bulundu. O zaman gerçekten bu çözüme katkı koyar mı? Yoksa aman o günlere varmadan biz bu çözümü dilemeyelim diyen İngilizlere mi yarar? Bir de bu soru çıkar ortaya. O bakımdan yani süreç önemlidir. Çok dikkatli olunması gerekir. Herhangi bir oyuna gelmemek lazımdır. Birleşmiş Milletler'in oradaki varlığı da bu anlamda konuşulur. Yani işte zaten Avrupa Birliği çatısı altına girilecek BM'nin de içeride olduğu bir pozisyon var. BM ama 60'larda da buradaydı, 70'lerde de buradaydı. Nasıldı o zaman Birleşmiş Milletler'in tutumu, işte savaş hali ya da çatışma halindeki toplumlar arasındaki pozisyonu? Yani tabii yalnız yani BM'nin AB'den kalır yeri yoktur. O bakımdan ilk toplu katliamın olduğu yer neresiydi? Ayvasıl. Ayvasıl yani 1964'ün ilk günlerinde yapılan ilk katliamdı. Yani Akritas planı uygulamaya geçtikten sonra. Yılmazköy yakınında burada. Türkeli, Ayvasıl. Tabii. Ve biz bu meslektaş Ediz var. Onun babası rahmetli Mustafa. Foto Mustafa ama onunla birlikte gitmiştik. Birleşmiş Milletler nezaretinde oraya barış gücü gelmişti yani adaya. Güvenlik Konseyi kararı ile ve mezardan çıkarılırken şehitler orada Birleşmiş Milletler'in görevi sadece not tutmak, isimlerini kaydetmekti. Yani Birleşmiş Milletler fazla bir şey yapamaz. O bakımdan ne BM ne AB yani Kıbrıs Türklerinin geleceğini güvenceye alamaz. Kıbrıs Türkü'nün değil sadece, öyle olmuş olsaydı Srebrenica'da yani görevini yerine getirir ve binlerce boşluğu Sırpların elinden kurtarabilirdi, en azından koruyabilirdi. Onun için yani bunlar yakın geçmişte cereyan eden olaylar, bunlardan ders almak gerekir. Evet, şimdi tabii dünya şu an yeni bir müzakere süreci içerisinde devam ediyor. Daha çok beklentilerin yükseldiği de bir dönem. Bazı güven yaratıcı önlemlerin takdirle karşılandığı bir dönem yaşanıyor. İşin içeriğine ilişkin atılacak adımlarda tabii çeşitli mesajlar var. Evet. Yani örneğin işte kimi zaman Akıncı'nın, Sayın Akıncı'nın açıklamaları eleştirilir. Kimi zaman takdir edilir filan. Yani çok zor da bir konu Kıbrıs sorunu. Bakın. Çok tarafları olan da bir konu ama yeni bu sürecin mevcut durumda bizi farklı bir noktaya taşıyabileceğini düşünüyor musunuz çözüm anlamında? Tabii gelişmelere bağlıdır bu ve de kamuoyuna, halka zaman zaman bilgi aktarılması gerekir. Ne olup bittiğini tabii ki sadece belirli çevrelerin değil, halkın da bilmesinde yarar vardır. Çünkü biz harita maalesef bir takım gelişmeleri Rum basınından öğreniyoruz. Ona göre yorum yapıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Yani bunun bir şekilde, yani Rum liderliği bunu beceriyor öteden beri. İşine geldiği
konuları aktarıyor Rum basınına ve onlar bir kamuoyu yaratma görevini de böylelikle yerine getirebiliyorlar. Ama bizde maalesef yani Birleşmiş Milletler ilkelerine sıkı sıkıya bağlılık hala devam ediyor. Bu her zaman lehinize olmayabilir. Yani çünkü o karşı taraf bir algı yaratma çalışmasında adımlar atıyor ve başarabiliyor. Ama siz olduğunuz yerde duruyorsunuz. Bu da pek tabii ki tartışılan bir konudur. Onun için hani şeffaflık derler ya, o zaman yani müzakerelerde de ne olup bittiğini bu halkın bilmesi şeffaflık gereğidir. Türkiye tarafından Sayın Erdoğan geldiği son geçmişte tabii konjektür olarak baktığımızda o dönem verdiği mesajlar Güzelyurt'tan da bir toprak vermem şeklindeydi. Evet. Bugün gelinen aşamada böyle bir açıklama çok olacağını zannetmiyorum ama Türkiye'nin yaklaşımını, tutumunu süreç içerisinde nasıl değerlendirirsiniz yeni durumda? Tabii böyle, bu kritik aşamada müzakerelerin işte olumlu bir atmosferde gidişatı elbette yani Avrupa Birliği tarafından Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere vesaire tarafından yakın takipte ise elbette Türkiye tarafından da mercek altına alınmış bulunmaktadır. Daha fazla bu konu tabii Türkiye Dışişleri Bakanlığı izlemektedir. Ama şu var ki Türkiye'nin kendi iç sorunlarını dışında Kıbrıs konusuna bakış açısında fazla bir değişiklik beklenmemeli. Türkiye bunu Genel Sekreter Ban Ki-moon da çok defa ifade etti. Diğer Avrupalı yetkililer de dile getirdiler. Yani biz müzakere sürecini başından beri destekliyoruz. Hatta Annan Planı döneminde işte Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının evet tercihi bir fark yaratmıştı. Ama Avrupa Birliği'nin verdiği sözler tutulmamıştı. Bu bakımdan biz yine iki tarafı da tatmin edebilecek adil, kalıcı bir anlaşmayı destekliyoruz. Elbette Türkiye'nin de bazı kırmızı çizgileri vardır. Yani bunu da kabul etmek lazım. Yani en başta geleni herhalde garantörlüktür. Çünkü yani Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bir süre önce Türkiye ziyaretinde bizzat Erdoğan bunu dile getirmişti. Biz garantörüz, bir garantör ülke olarak falan demişti. O bakımdan yani Türkiye'nin şimdi... Aslında biraz da kendi Dışişleri tabii, Bakanlığı'na cevap da vermişti. O dönem yani, Sayın Çavuşoğlu bakarız günü geldiğinde falan demişti. Evet, biraz daha düzeltme ihtiyacı yani, duyduydu galiba. Yani bugüne kadar milyarlar akıtan bir Türkiye elbette ki bu sorunla öyle ilgilenmemezlik edemez. Çok yakından ilgilenir. Hele şimdi bu... Ve günü geldiğinde de ağırlığını ortaya koyması pek tabii ki kendi menfaati icabıdır. Mutlaka çünkü şimdi bu gaz, işte petrol, Türkiye üzerinden geçme pozisyonu, şu bu... Değişen yani, konjöktürde mutlaka çok yakından en az bizim kadar Türkiye'yi çok... Biz belki insani konular ama Türkiye'yi daha da fazla stratejik konular. Mutlaka. Ekonomik konular. Tabii ekonomi öyle, her zaman bizi de ilgilendiriyor ama işin içinden, için bir parçası olarak duruyor orada. Çıkması da mutlaka kolay değil. Evet, yavaş yavaş noktalayalım programı. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. O dönemlere ait yaşanmışlıklarla sizler vasıtasıyla bir kez daha kamuoyunun gündemine bu özel günde getirmiş olduk. Kolay gelsin diyelim. Sayın Akıncı'na sizlere de. Başarılar diliyorum. Hiç olmazsa güvenli, sağlıklı, mutlu bir barış ve
sağlam temellere dayalı bir çözüm herkesin arzusudur. Peki. Evet, detayın 20 Temmuz özel yayın dedik. Sayın Akaycemal'la birlikte 15 Temmuz'dan başlamakla, o günü anlatmakla ve sonrasında 20 Temmuz'un oluşma sebepleri, bugünlere geliş, politik duruşlar, nereden nereye geldik ve bugün sorgusunu yaptığımız bazı şeylerin sebepleri üzerine güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Hem de böylesi özel bir günde. Gün boyunca canlı yayınlarla aktarmaya devam edeceğiz size pozisyonları. Türkiye Cumhurbaşkanı burada bir süre sonra bir açıklama yapması söz konusu olacak. Sayın Akıncı ile birlikte onu da aktaranlara getireceğiz. Bizden sonra Çiğdem arkadaşımla birlikte Sayın Reşat Akar yine 20 Temmuz sürecini, geçmişi ve bugünü, onlar da yaşantılarını, yaşanmışlıkları anlatmaya devam edecek. Bugünü Diyalog TV ekranlarından bugünün önemini izlemeye, dinlemeye devam edebilirsiniz diyelim. Yarın yine ülke gündeminin bizi sürükleyeceği noktalarda bunları tartışmak üzere herkesi ekranlara bekliyor olacağız detay programında. İyi bayramlar dileyelim ve günün sonunda huzur, mutluluk, barış bu adanın olsun, bizlerin olsun, hepimizin olsun. Tekrar görüşmek üzere efendim.